Musti, oğlum kızla tanışacağım dedim ama saat gece 2 ulan. Bu saatte dışarıda ne yapıyor bu kız? Kankam, az sabret. Birazdan anlayacaksın her şeyi. İyi, hadi bakalım. Gel kanka, kulübe gireceğiz. Anladım. Bu kız garson değil mi? Gel kanka, gel. Bak orada, ortadaki dans eden var ya. Kankam çok güzel değil mi ya? Musti, oğlum. Bak bu iş olmaz. Gel çıkalım şuradan, korumalar tüp tüp bize bakıyor bak. Kanka yanlış düşünüyorsun. O da beni seviyor. Vallahi bak geçen geldiğinde... Musti kafanı kıracağım. Kırdırtma oğlum kafanı bana. Hadi gidiyoruz, başımız belaya girecek bak. Tamam kanka gidelim ama ben bu kızla evleneceğim. Bak buraya yazıyorum. Hadi Mustafa hadi. Oğlum sen gerizekalı mısın? O kadının işi mesleği o. Tamam yolunu seçmiş, saygımız sonsuz. Ama sizden olmaz oğlum. Yorar seni o kız. Başını beladan kurtaramazsın bak. Kanka bırak şimdi, senin arabayı araklıyorlar. Nasıl ya? Vay ucuna bak ya. Oğlum dur, nereye gidiyorsun? Aha bizimki dayak yiyecek şimdi. Kanka bayıldı galiba. Hemen uzayalım. Bunda silah falan da vardır kesin. Atla hemen atla. Bas bas bas. Kanka ne yapıyorsun ya? Döndürdün bizi. Oğlum dur, elim ayağım boşaldı zaten. Sınav 23 hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuncu kariyerimiz devam ediyor. Buğra Şaşmaz'ın, yani benim oyuncu kariyerim. Arkadaşlar 7 maçta toplam 6 gol atarak şöyle bir şey var, hemen göstereyim. Mysticom 2. ligin gol kralıyız arkadaşlar. Pendik Spor'un gol yükünü üstlenmiş durumdayız. Çünkü bizden başa kimse yok ya. Pendik Spor'da yok abi. Forvet, morvet kimse yok. Bütün golleri ben atıyorum gibi görünüyor şu anda. Asiste şöyle bir şey var. 14. Bir asist yaptım çünkü. Zaten en fazla asist yapan da 3 tane asist yapmış. Bodrum Ankara Spor'dan. Ve gol yenmeyen maçlara asıl şaşırtıcı olan bu Hamza Haydar. Bizim 38 yaşındaki abimiz Haydar'dı değil mi? Haydar Yılmaz 7 maçta gol yemeyerek, şu an hiç gol yemedik ligde. Öyle bir rekorumuz var şu an. Mükemmel gidiyor, 38 yaşında adam nasıl böyle bir performans gösterir ya? Biliyorsunuz geçen bölümde arkadaşlar ayın oyuncusu ödülünü almıştık performansımızdan dolayı. Ve haftanın en iyi oyuncuları da açıklanmış durumda. Bizden 1, 2, 3, 4 kişi var, hatta 5 kişi var arkadaşlar. Tabii biz de takımdayız. Buca Spor'dan, İnegöl Spor'dan falan da arkadaşlar var. Şimdi yapacağımız maç da kritik. Uşak Spor'la onlar 3. Yani bizi yenerlerse falan Buca Spor'un 1. olma şansı var. Çift forvet oynayan gayet hücumcu bir takım gibi görünüyor Uşak. Yani zaten puan tablosunda da istediklerini alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Dikkatli olmamız lazım. Ya bu Musti de benim canımı sıkıyor biraz ya. Adam başımızı belaya soktu ya. Kim bilir o dayak olayından sonra neler gelecek başımıza. Ben yazıyorum ama merak ediyorum, yemin ederim ya. Siz sahada, biz kapalıda. Pendik Spor taraftarı yine pankartlarıyla tribünlerde. Uşak Spor'da oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Hakemlerimiz aralarında hiç bayan yok gördüğüm kadarıyla. Kameraman yine eski kameraman. O iş değişmiyor. Hadi bakalım, Buğra Şaşmaz golcülüğünü Uşak maçında konuşturabilecek mi? Gel abi, başlayalım şöyle ufak ufak. Haydi bakalım kanat. Kaptırdı Buğra. Peki Buğra. Buğra şöyle önündeki boşluğu kullanıyor ama. Buradan ikinci top kaybı. Bu maça çok kötü başladım ya. Allah! Aa Haydar abi, harikasın abi. Bir daha Haydar abi, çok iyisin Haydar abi.
Yavaş abi, bana güvenin ya şu toplarda. Hemen çıkıyorsunuz ileri, bak adamlar geliyor. Ama defansım işe yarıyor. Koş abi, koş 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 koş. Gel abi, gel gel gel, kanada indim bak. Verdim şöyle aradan. Ben de kaçıyorum. Bana vermeseydin hemen ya. Abi pas istemedim bile ya. Güzel. Savaşıyoruz dedim. Aman aman aman. Çok tehlikeli. Koşun beyler. Yardırın beyler. Tamam, kapadık mı? Kapadık. Harika. Lan çok yoruldum koşa koşa ya. Ver abi ver. Çok güzel. Tek paslarla iyi çıkıyoruz. Gördüm. Orayı çok iyi. Şaban Hoca bu pası gördünüz inşallah. Yani çok iyi pastı çünkü. Abi gel. Gel böyle. Gel böyle ya. Al abi, gol pası bu resmen. Ah ya, inanılmaz kötü şut çekiyorum. Hala geliştiremedim ya. Abi çok kolay giriyorlar içeri. Bak Uşak bizi bu konuda en fazla yoran takım olacak. Haydar abiye çok top geliyor bu maç. Aman Haydar abi. Benim o kötü şutumu gösteriyor. Hocam rejiyi niye meşgul ediyorsunuz bu kötü şutla? Zaten Sabri Reis gibi vurmuşum. At abi şuraya artık, yeter. Geliyoruz. Attın pasımı. Umut abi sen misin o? Değilsin Göksu. Gel abi, gel 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 gel, attın pasımı hadi. Ya birazcık vücut koyun abi, çekiştirin ya, bu ikincilik ya böyle. Hoca görmezden, görmüyorken yapacağım bir şeyler. Gel baba gel. Gel 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 ha. Evet. Gelme. Bir daha bana gelme. Güzel. Tamam, geçirdik topu, gel tekrar. Abi siz oyun kuramıyorsunuz, beni gıcık ediyorsunuz. Bak işte bu. İlk yarı bitmeden bir gol. Bir gol mü? Ah be. Kaleci kurtardı. Ulan. Hakikaten 1-0 önde gidebilirdik. Çok moral verirdi bir gol ya. Ben de asist yapmış olurdum. Tüh. Bu sezon şaşkına dönmüş gibiydin. Nerede oynaman gerektiği konusunda bir fikrin yoktu. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerek. Hocam yani defansıma da yardımcı olmayayım mı? Bak o kadar güzel şey söylemişsin. Saçmalıyorsun bazen Şaban hocam diyeceğim. Yok yok, öyle bir şey demedim. Saygılar hocam. Yemin ediyorum yiyeceğiz. Geliyorlar. Adamlar geliyorlar. Haydar abi adamsın be. Ya bu adam 38 yaşında demezsin. Zaten görünüş de pek öyle değil ya. Haydar abiyi bir yakından görelim. Neredesin Haydar abi? Tamam, Haydar abi kamera ha gösterdi. Baksana bu adam 38 mi ya? 26 falan. Abi orada alırsan 10 numara olur. Sakın sakın, aman. Haydar abi sen de uyudun ha. Bendik spor taraftarı galeyana geldi şu an. Oğlum bana hemen burada verilir mi ya? Ya var ya, ne yapacağını bilemeyip bana veriyor. Kayacağım şimdi, kart göreceğim ya. Geldi. Gol geldi mi? Çok kötü şutum var. Hadi! Ah be, attım da offside. Tüh, ben offside değilim ama öbürü offside. Ulan gömçürmüştüm ha, şaka maka. Bakayım, çok çok az bir farkla olsa gerek diye düşündüm. Yok, bayağı bir adam. Oğlum iyi pas attık ha. At ortalığı. Hadi ben bu... Ah, inanılmaz pozisyonlar kaçıyor ya. Verdim pası. Abi. Gelişine vurulurdu oradan mı ya? Verdim yukarı. Gel tekrar. Gel tekrar. Ben kuracağım sizin oyununuzu. İşte bu. Vur oğlum. Ah, kaleci Ersin yine ya. Abi ikinci oldu bu ya. Oğlum orta mı yapacağım? Ne yapacağım? Karar ver artık. Verdim yukarı. Ah gelirdi, gelirdi de. Adamlar uyandı. Dakika 88. İyi, hızlı hücuma geliyorlar ama. Abi ne olur son dakika golü yemeyelim. Bak o kadar kaçırdık. Yersek var ya yıkılırım ben. Haydar abi iyi dedik, iyi dedik. Sen de mi yoruldun be abi? Ya biz koştuk yorulduk. Sen niye yoruldun be abi? Çok da yavaş şuttu yani. İzleyeceğim bu golü, izleyeceğim. Ya Haydar abi. Nasıl yedin abi ya? Uşak güçlü ekipmiş hakikaten abi. Son dakikalara kadar direndiler ya. Hoca da beni 90 dakika oyunda tuttu. Bir şansımız olur mu uzatmalarda? Olmaz, hoca izin vermedi. Ya çok kötü bir 3 puan kaybı ya bu. Buca Spor kazandıysa birinci oldular. Uşak da bizden bir puan geriye geldi şu anda. İkinci olabiliriz. Yani en iyi ihtimalle birinciyiz. Buca Spor... İşte berabere kaldıysa ya da kaybettiyse bakacağız. %82 pas, 11 top kaybetmişim abi. Yani bak benim performansım gerçekten takım etkiliyor ya.
3 top kaybettiğim maçlar vardı. Ne güzel kazandık geçen bölümlerden biliyorsunuz. Bak 11 top kaybettim, nelere mal oldu. 2 tane net pozisyonumuz var. Bunları kaybetmesem 5 tanesini düzgün kullanabilsek belki bir tane daha pozisyon yaratacağız adam gibi. Düzeltmem lazım. Ya benim kendime çeki düzen vermem lazım ya. Böyle olmaz. Yani Haydar abiye kızdım ama bak hoca da haklı bak. Şaşkına dönmüş gibiydin. Müdahalelerine dikkat et. Kısa paslarında sorun yaşıyorsun. Paslarda da top kaybettim. Ben öyle dripling yaparken de kaybettim ama toparlanmam lazım. Evet, Bucaspor da berabere kalmış. Şu an liderliği paylaşıyoruz ama Bucaspor birinci tabii. Bu arada bu idmanı atlıyorum. Hani çok hızlı ilerlememek adına. Bana yine bildirimler geliyor. Şimdi Erzincan Spor maçı var. Erzincan Spor değil mi? Aynen. Onlarla simüle yapacağız arkadaşlar. Ligin sonundalar. Biz de simülasyonda iyiyiz zaten biliyorsunuz. Bir hızlı simüle ettirelim bakalım. Erzincan Spor'a karşı. Ulan ligin sonunda dedim. 2-1 gittik. Bir tane antrenman yapacağım. Bu arada ikinci paterni oluşturdum arkadaşlar. Şimdi birincisi bizim dayanıklılığımıza, şut gücümüze falan daha çok. Hani savunma da var tabii. Bunlara fayda sağlıyordu. İkincisinde de arkadaşlar çeviklik ve atak pozisyonları gibi daha böyle biraz mental, biraz fiziksel bir şeyler olacak. Katkı sağlayacak bize. Evet, anladım. Peki, güzel. Fena gelişmiyoruz. Bu arada Türkiye dostluk maçları için kadrosunu açıklamış. Çağlar Söyüncü, Burak Yılmaz falan gibi isimler yok. Şimdi yine çok önemli bir maç. Akhisar Belediyespor 4. arkadaşlar. Hemen geçiyorum bu maça. Kondisyonlar full mu? Full. Dikkat çeken oyuncu Buğra Şaşmaz. Şu an ikinciliğe düşmüşüz bu arada şeyde, gol krallığında. Baba oğlu 8 gol atmış. Ve beni gösteriyor. Serhat da çok güzel yapmış hakikaten beni ya. Bayağı benziyor. Aa, Bruno Junior'a benziyor çocuk ya. Çok ilginç. Sakalını kes Bruno Junior. Ya bu maçı kaybedersek bizim için büyük sıkıntı ya. İlk 5'te tutunamayabiliriz yani bu maçtan sonra. Bir çöküş dönemi gibi bizim için. Çok ilginç oldu bu bölümün başlangıcı ya. Neyse, ben biraz daha iyi oynarsam top kaybetmeden bir şeyler yapacağız. Akhisar Saldıranzi. Allah! Offside. Allah'tan offside. Gidiyorduk vallahi. Anlaşıldı. Bu maç full defansta geçecek ya. Adamlar çok sağlam geliyor. Bunlar Uşak'tan daha iyi oynuyor ha. İlginç ama. Hayır abi. Haydar abi, aldın onu abi. Tamam abi. Sıkıştıysan gel. Çok güzel. Ah! Ters bir vuruş gelse kendi kalesine gol belki de. Nasıl kaçırıyoruz onu oradan ya biz? Sissoko. Abi çok iyi girdi. Bak bak hareketlere bak Haydar abi, iyisin. Bayağı iyisin. Köfteci Ramiz. Bak bu sefer kanattan kaçıyorum. Çok iyi pas be. Orta mı yaptım? Vurduk kafayı, ah be. Harika pas verdiğimi söylüyor hocam. Eyvah eyvah, kontura geliyor. Gözümü kaşıyamadım ona. Sissoko geliyor yine. Bu çocuk çok çalım atıyor ya. Bak nasıl aldı gidiyor oğlum. Basın artık şu çocuğa ya. Yedik. Haydar abi çok güzel. Gerçi üstüne geldi Haydar abi. Çok abartma abi, üstüne geldi abi. İlk yarı çok kötü bitti ya. Yani ben bir tane asiste çok yaklaştım, o kadar. Gerçi yani Akhisar da çok iyi oynamıyor ama hoca demiş ki sadece pozisyonunu koru. 8 ratingim var. Yani onu korursam bir şeyler olacak mı hocam, öyle mi diyorsun? Deneyeceğim peki. Koşun abi, koşun. Hocam sarı kart. Sarı kart bu ya. Verdin, teşekkürler. Tekrar geldin. Şurada bir oyun kuracağız ya. Kuracağız, kuracağız. Gel abi tekrar. Bak ne güzel geliyoruz ya. Uf, yanlış yere koşuyorsun Göktuğ abi ya. Verdim pası, çok güzel. Attın bana ya. Abi şut çekerek pas atıyorsunuz ya. Vallahi çıldıracağım ya. Koş abi sen, koş. Yavaşsın zaten. Bak attım sana. Çok iyi. Bak bunu gole çevirelim. Dakika 70 olmuş. Çok iyi. Arkaya dön. Ya of of. Şaban hocam bir el atın şu takıma ya. Bir sıkıntı var. Tamam abi, ne olur kaptırmayın. Harika, bak alttan geliyorum. Verdim pası. Ulan çok bariz offside o ya. Bitti. Ya of. Ya ben bir şey yapacağım arkadaşlar. Ya benim oyun görüşümün Pendik Spor'un üstünde olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak geliştirmem şeyler var ama daha iyi altyapısı olan falan bir takıma gitmek istiyorum ya ben. Ben galiba arkadaşlar kiralanmak isteyeceğim. Evet, şimdi isteyeceğim. Bakalım ben kiralanmak istenebiliyor muyum? Öyle bir oyuncu muyum? En azından onu görmüş oluruz. Devre arasında da eğer beğendiğimiz bir takım olursa hop oraya zıplarız. Bakarız takıma. Pas isabetim %78'e düşmüş. 10 tane de top kaybetmişim yine. Ya dedim abi, ben kötü maç çıkardım yani. Hoca bir şey diyor mu benimle ilgili? Kısa paslarını başarılı yapman gerek diyor. Haklısın hocam, bir şey demiyorum. Form mükemmel ama ya ben memnun değilim abi. Transferin iste de çıkmış. Önce kiralanmak vardı. Transferimi istesem... Ya Pendik'e dönmek istemem ben tekrar. Niye Pendik'e döneyim tekrar?
Neyse, transferimi isteyeyim bakayım. Ne diyecekler? Sonraki maçımız Karaca Bey ile olacak. O zamana kadar 14 gün kadar var. O 14 günde de şey olur mu acaba? Bir transfer isteği gelir mi? Şuna bir daha çalışalım bakalım. 61 olacağız şu an. Orası kesin. Olduk mu? Hadi olalım, olduk. Güzel, 62'yi yardıracağız birazdan. Transfer isteğimi yönetime bildirmiş. Onlar da kabul etmeye karar vermiş. Transfer listesine ekleyeceklermiş. Bir şey teklif gelirse bildireceklermiş. Tabii bu işler o kadar hızlı ilerlemiyor demek ki. Neyse arkadaşlar, şu bu Karaca Bey bu arada ligin sonuncusu. Benim ilk 11 oynadığım maçı. Bu arada 61 overall'dayım ama takımın en yüksek overall'lısı değilim mesela. Sönmez. Sağ kanat 65. Bizim Haydar abi 64. Kandemir 64. Yani biz orta sahada fena değiliz. Neyse, hızlı bir simüle edelim bakalım. Defansif orta sahalı bir takıma 2-1 aldık. Birini de ben atmış olayım şunun. Hadi. Göksu şaşmaz işte bu. Çok iyi. Çok iyi. Oy, geldi Ankara Spor maçı. Bunlar üst sıralar. Evet ya, bunlar üst sıralarda. 8. bunlar. 4 mağlubiyet, 4 galibiyet, 3 beraberlik. Güçlü takıma 15 puan toplamış 11 maçta. Fena değil yani. İlk ondalar. Orası da önemli. Bakalım kadrolarına. Tanıdık kimse de olmaması ne ilginç. Ben hiç 2. ligi takip etmiyorum ki abi. Daha doğrusu 3. ligi. Arkadaşlar en azından bunu kazanalım ki hakikaten şey olsun ya. Bu arada fark ettiniz mi? Sahanın ortasından çıkmıyorlar. Yani o şey vardır ya, tünel. Saha tüneli. O köşede böyle düşük bütçeli statlarda genelde köşeden geliyorlar ya abi. Hakikaten şu kariyeri yapmaktan acayip zevk alıyorum ya. Böyle küçük ayrıntılar o kadar zevk veriyor ki. Yani dediğim gibi şu maçı bir kazanalım ki en azından ilk 5'teki yerimizi bir korumaya çalışalım. Bu çünkü iyi bir mesaj verir. Hani o kadar da değil kardeşim, puan kaybettik ama hani alırız da gerekirse mesajını vereceğiz. Ben çok koşmayayım. Abi işte uzun toplar bizi bitiriyor ya. Uzun toplar bizi bitiriyor. Şöyle derinlemesine. Çok iyi. Gelebilirsin buraya. Aa, o da iyi. Abi bir çalım at be. Bir çalım atın be şurada. Çok iyi. Verdim tekrar. Gömşür abi onu. İşte bu be. Dakika kaç? 8. Asistimi yaptım. Çok güzel abi. Göktürk abi. Göktürk abi mi attı? Kim attı ya? Oğlum nasıl bir sevinme bu? Koşturma ya, yeter. Yorulacağız daha ilk dakikada. Ankara Spor kalecisi inanılmaz üzüldü. Ama geliyoruz dedik ha. Yani çok oturaklı geldik. Hiç ne yaptığını bilen bir takım gibi geldik hakikaten. Göksu abi atmış. Göktürk, Göksu karıştırıyorum. Öğrenmem lazım bunları iyice. İyi geçtik. Çok iyi pas. Yukarı ver, yukarı. Çok iyi. Abi inanılmaz. Bak. Abi Ankara Spor 8. öyle kötü takım değil ha. Vay be. En son fark ettiyseniz kendime pas istedim. Offside'lere değildim. En azından bir gol bir asist yapayım dedim de. Ya o da bencillik olmuştu zaten. İyi ki vermedi bana. Kendi vurdu. Salim attı galiba. Salim abi attı. Bak şurada kendime pas istiyorum. At abi diyorum ama niye atsın adam yani, o kadar da değil. 2-0 Şaban hocam, mutlusunuzdur diye düşünüyorum. 2-0 yani. Orta geldi Haydar abi, çok iyisin abi. Hemen başlat abi, bak 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 bak. Gör bir de, gör beni. Bak ben de şurayı gördüm çünkü. Bak koşuyorum, deparımı yapıyorum. At abi artık, çok iyiyiz. Abi geç içeri. Oğlum nasıl orta o ya. İnanılmaz az bastım arkadaşlar ya. Bu kadar az basılmaz ama. Tamam, o bizde. Orta sahayı o kadar iyi kapattık ki adamlar çıkamadı ya. İşte bu. Kanattan geliyoruz. Abicim güzel bir orta kes. Ben de ona gömçüreyim, olmadı peki. Orta alanda bir adam, yani bu pas vereceği yeri tutmaya çalışıyorum. Ah, 45'te yiyorduk. Haydar abi çok şanssızın, adam dışarı vurdu yani. Ya şöyle bir şey var. Orta sahada tutmaya çalıştım, pas verilebileceğini düşündüğüm adamları tuttuğum zaman mutlaka bir kişi boş kalıyor. Dolayısıyla kanatların ve forvetlerin de geriye gelmesi lazım ki orta sahayı tamamen kapatalım, adamları kilitleyelim karşı tarafı. Hani kontrolle çıkalım. Ben mesela kariyer yapacak olsam bunu yapmak isterim. Çünkü FIFA'nın yapay zeka modu da buna çok uygun aslında. Herkesi geriye çek abi. Hızlı oyuncun varsa müthiş kontrol yaparsın. Ama tabii yani bunda gelmiyorlar maalesef. Geri gelmiyorlar. Mutlaka orta sahada bir kişi boş kalıyor. Pozisyonun farkında olmak için sıkı çalışıyor. Hocam bu maç pozisyonu çok iyiydi ya. Yani çok dikkat ettim. Defansa da çok dönmedim. Orta sahada takıldım. Neyse, umarım maçın sonunda fikrin değişir. Şaban hocam saygılar. Aldım be. İşte bu. Yürü Buğra. Yürü oğlum. Aldığın gibi gidiyorsun, verdin pasımı. Tamam, çok güzel. Abi bak buradayım. Mükemmel pas attın uzulan. Onu ben alabilirsem tabii. Ben de yavaş kalıyorum bazen. Pası iyiydi, kabul. Ortayı o kadar iyi kapattık ki sağa geçtiler. Haydar abi sen de. Çok güzel. Gel abi. Tamam. Okey. O da olur. O da olur. O daha iyi. Yukarıdayız. Geliyoruz.
Kendim gidiyorum. Vuruyorum ve golümü atıyorum. 3 yapıyorum. Ne yapıyorum? Kameraya koşuyorum. Kamera neredesin? Yakından görelim şu Buğra'yı. Oğlum biraz fazla sevinseydin. Bu ne ya? Adam sanki her gün bir gol atıyor. Arada bir atıyorsun, sevin oğlum ya. İlk defa böyle bir gol attım bu arada bu kariyerde. Aldım, sprint ettim, sprint yaptım, sprint ettim ne demekse. Koştum yani, depar attım, gittim. İyi be, şutum beni pişman etmedi ha. Bak beyaz kramponları da iki giymişiz geçen bölümlerde. Şaban hocam, bu gol size gelsin hocam, tamam mı? Gerçi ben de transferimi istedim. Aramız kötü olsa gerek şu anda. Beni sevmiyor olabilir gitmek istediğim için. Neyse, aramızı düzeltiriz artık. Şu an orta sahayı çok iyi kapattık biliyor musunuz? Herkes olması gerektiği yerde bak bak. Ama şurada bir adam, bak alta verir sandım. Bir adam boş kaldı yine. Hadi kanadı kapatalım abi ya. Hadi abicim. Haydi abicim. Bunlar çok sabırlı ha. Ankara bir gol istiyor kesin. Tamam biz de güzel. Şimdi geliyoruz işte. Mükemmel çalım Buğra'dan. Pasını da verdi, ona faul de yapıldı. Buğra artık İşi şova dökmüştür. Oğlum at artık. Offside olmasın ne olur. Offside olmasın. İkili mücadele. Vurdum hocam, penaltı değil mi? Ayağıma vurdu ya. Maçın adamı ben olacak herhalde yani. Bak beni gösteriyor. Tebrikleri kabul ediyor bu Buğra Şaşmaz. Oğlum sen bu işi kopardın ha. Vallahi kotardın sen bu işi. Helal olsun sana. Duyuyorum ben ya, öyle diyorlar. Bu maç biraz daha iyi. %86 pas isabeti. 5 tane top kaybetmişim. 2 tane kazanmışım. Yani defansif orta sahamızın sakat olduğu. Bir de 6 ay mı 6 hafta mı ne sakat adam. Bayağı yok yani. Öyle bir maçta hoca da beğenmiş beni. Vallahi 10 aldık ya. Haberlere de çıkmıştı. Şaşmaz Kalyon'daki performansıyla takımın Aksaray karşısında 3-0 galip pay sahibi oldu. Yine aynı haber. Oğlum şu haberleri süsleyin biraz ya. Antrenman yaptırmayacağım arkadaşlar. Bu arada lideriz. Çok hızlı gelişiyorum çünkü ben 55 ile başladım bu sezona. Şu an 61 oldum. Bir sürü, bayağı bir uzun süre idman yaptırmayabilirim diye düşünüyorum. Şanlıurfa maçı geldi. Ya deminki takım 8.'ydi mesela Ankaraspor. Bu adamlar 10. Şimdi 3-0 yendiğimizi düşünürsek bence bu adamları bir sümüyle çakabiliriz. Taşkesen yine orada oynuyor -7 ile. Çok gözüme batıyorsun Taşkesen. İnşallah senden bir gol, bir asist falan bir şey gelir. Hadi bakalım, hızlı sümüyle geldi. 2-1 aldık. Umut ve Özgür. Çok iyi abi, çok iyi. Abi görüyor musunuz ya? Akhisar'daki Sissoko Ekim ayı oyuncusu ödülünü almış ya. Bizim maçlara ne kadar güzel oynamıştı kanatlardan falan. Ne kadarını gösterdi bilmiyorum ama çok etkiliydi hakikaten. Tutmakta zorlandık o adamı. Zaten onlar da şu an ikinci, bizim 2 puan arkamızdalar. Yani biz hak ettiğimiz birinciliğe şu an oturmuş durumda gibiyiz. Hak ettiğimiz diyorum da... bizim Şaban Hoca bir şeyler demiş ya. Şaşmaz Yenilmez, Pendik Spor Teknik Direktörü. Şaşmaz bugün erken saatlerde kulübün web sitesine verdiği bir röportajda teknik direktörü tarafından şöyle övüldü. Şaşmaz son zamanlarda çok iyi bir performans grafiği yakaladı. Yaklaşımından ve hedeflerimiz için gösterdiği çabadan çok etkilendim. Son zamanlarda Pendik Spor kadrosunun değişmez bir parçası oldu. Umarım kulübümüzün iyiliği için bu etkileyici performansı devam eder. Hocam tam transferimi istediğim zaman çok ilginç bir açıklama olmuş. Devre arasında ben uçabilirim yani, elveda diyebilirim ama neyse, size de gidene kadar hizmet edeceğiz tabii. Konya Spor maçı arkadaşlar, adamlar 4. Size bir şey diyeyim mi? Bak biz daha gol yemedik galiba. Stoperlerimiz çok kötü olsalar da en azından overall olarak. Kalecimiz fena değil. Bizde bir tane var ya, 65'lik falan böyle sağ kanattaki Sönmez gibi bir tane santrafor olsa biz çok daha gol atarız. Gol yükünü ben üstlenmek zorunda kalmam. Ya o biraz benim canımı sıkıyor çünkü. Ben daha çok pas vermek istiyorum abi. Neyse şu Konya Spor maçına çıkalım hadi. Hadi beyler, liderliğimizi pekiştirelim. Bir takım benimle ilgileniyor galiba. Altta yazdı. Ulan kaçırdım. İsmini bile duymadım bir takımda ama olsun. Bizim ligden daha yukarıdaysa gideriz abi. Konya Spor, seni parçalamaya geldim. Abi transfer haberleri de çıktı. İyice gaza geldim şu an. Gönder abi, gönder. Oo! Ulan çok iyi çalım attım da. İkinci adam geldi. Ah, kanatlardan yine gidiyoruz. Onu yakalar. Beyler koşun. Allah'ını seven defansa gelsin ya. Konya bastırıyor. Haydar abi inanılmazsın, güzel. Hocam ya ayağıma vuruyorlar ya. İtirazlar itirazlar. Hadi abi şöyle öndüre at. Göğsümle alayım ben onu. Oo, tehlikeliydi. Aman beyler çok güzel. Erdinç. Ayak koyan Erdinç. Erdinç'ten çok kritik bir müdahale ya. Ulan hakikaten çok yerinde girmiş adam. Tamam, içeri doğru pas verirlerse ben buradayım. Başka adam görmüyorum arkada. Bir tane derinlemesine verebilir, ona verdi.
Gördüğüm anda verdi, voley geldi, çıkıyoruz. Ver abi yukarı, çok iyisin. Bak koşumuzu gör. Koşumuzu gör. Al abi. Tekrar yukarıdan at. Vuracağım ona. Vur, ah bu sefer ya çok uzun boyluyum, niye vuramıyorum ben bunları ya. Bizde o, bizde. Çok iyi. Pas güzel. Kaçıyoruz bak. Attın bana. O gol olsun ne olur ya. 1-0. 45'te gelen mükemmel gol. İnanılmaz bir koşu. Arkadaşlarıma sarılsam olmaz mı? Evet olur. Takım ruhu ya. İkimiz de aynı yere koşuyoruz. Ben koşmasam o alacakmış zaten. Çaprazı hemen göndermişim. Güzel gol attım ha bu sefer. Hani şutum kötü bir oyuncu gibi atmadım. Bayağı şutuma güvenerek. Ben buraya atarım, golümü de sallarım gibi olmuş. Güzel, harika. Ulan ne kadar sevindim bu sefer. Bendeki spor taraftarı Buğra'yı alkışlıyor. İlk yarının kahramanı Buğra Şaşmaz. Mükemmel koşu, mükemmel bitiriş. Bakalım hoca ne diyecek? Bu seviyede bu kadar sık pozisyon dışında kalamazsın. Ya evet, ben sol orta saha oynuyorum. Sağ kanatta gezdim bir süre. Evet, beni bir sezonun 5. golünü attığım için tebrik etmiş. Eyvallah hocam ya. Güzel motiveler bunlar. Bu hoca iyi ya, böyle çok üstüme gelmiyor. Ver abi önüme. Çok güzeliz. Çok güzeliz, geliyoruz. Ama ben buradan... Geçemedim ya, yemedi. Koşuyoruz abi, harika. Ver abi, ver. Bak orada koşanı gördüm ben. Onu tutmadılar. Tekrar bana geldi. Şu pasım geçer mi? Geçer. At abi onu. Daha iyisi olamaz. Daha iyisi olamaz ya. Pas gene kötüydü. Ama kaleci çıkmakta geç kaldı sanki ve golü bulduk. Son vuruş da o kadar etkili değildi. Güzel abi, tam Mysticom 2. Lig'e yakışır goller. Gayet zevkli ilerliyor şu an. Harika. Büyükşehir Hastanesi sponsor Konya'nın. Yalnız tam bir 10 numara gibiydim ya. Topu sakladım, baktım abi, süzdüm etrafı. Dedim en güzel yer burası. Salladım gitti. Umut abi atmış golü. Oo. Bir bacak arası yazıyor pendiye. Hadi bakalım. Yukarı verdi. Abi yine bir asist geliyor mu? Abi ben bu Umut'la çok iyi anlaşıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Umut tam benim kafada bir sağ kanat ya. Sağ kanat değil mi bizim Umut? İnanılmaz ya. Şuraya bakar mısın? Bir önceki golün aynısı ya. Ben de gidebilirmişim gerçi de. Neyse, ben zaten pas veren bir oyuncu olmak istiyorum abi. Asistim yükselsin benim. Ben onu seviyorum. Ya gol de güzel tabii de. Lan Konyaspor kalecisi de talihsiz ya. Kaç tane gol yedi bizden. Çok iyi çıktık be. Ulan çok kararında, çok adam gibi çıktık be. Şu geçer mi? Geçmez olur mu? Beni de düşürdüler ama. Ha, ben düşmüşüm. Bir orta gelir mi be? Arka direğe doğru kafayı vurdum. Kalecinin uç, yani kontrpiyede bırakmak istedim. Olmadı be. Yalnız güzel pozisyon aldım ya. Hakikaten kontrpiyede de kalmış biraz ha. Yani şey olsa, kaleye doğru gitse kurtarmakta zorlanırdı. Kurtarırdı büyük ihtimalle de. Oho! Çalıma gel. Koş abi, koş. Bana doğru ne geliyorsun ya? Ya. Çok güzel çalımı yedik. Allah'tan maç bitti ya. Konyaspor tabii ki üzgün. Bu skoru bence beklemiyorlardı. Gerçi yani ligin lideriyiz. Öyle de bir şey var ama. Buğra Şaşmaz yine tebrikleri kabul ediyor. Ve Konyasporlu arkadaşlarına üzülmeyin diyor. Teselli ediyor. Ve çok enerjiyiz. 90 dakika top oynadık, hala koşarak gidiyoruz soyunma odasına. Çok ilginç ya. Bak, istatistiklerle sahaya koyduğum performans arasında çok büyük fark var. %77 pas ortalamam kötü yani önceki maçlarıma göre. 10 kez top kaybetmişim, bir tane bile kazanmamışım ya. Bir tane hava topu kazanmışım, o kadar. Ama 2 tane asistim var. Değil mi, benim 2 tane asistim olması lazım. Ne oldu, ben bu maç ne yaptım? 1 gol 2 asist abi. Ama hoca da beni bayağı yerin dibine sokmuş. Arkadaşlarını gör demiş pas atmadan önce. Kısa paslarda sorun yaşıyorsun demiş. Yanlış pas sayısı endişe verici demiş. Hocam 1 gol 2 asisti de görüyorsunuz değil mi? Yani. Bu arada ben bir şey yapacağım arkadaşlar ya. Yani bunu yaparsam kariyer daha zevkli olacak gibi geliyor çünkü. Bilgisayar oyun mekaniklerinden arkadaşlar, şut hızını şöyle 60 yapacağım. Bir de şut hatasını şöyle 40'a mı indirsem, 45'e indireyim bunu. Daha hızlı şut çeksinler ve daha az hata yapsınlar. Bakalım böyle, yani biraz daha zorlanalım istiyorum. Evet, ilk başlarda zorlandık ligin başında ama şu an biraz rahat kazanıyoruz. O yüzden bu zorluğu yapalım. Bence güzel olur. Bir Zonguldak maçı var. Ligin sonlarındalar. 1-1 abi. Kötü bak, benim yerime de Berat Ali'yi almış. Ben herhalde yorgun muydum neydim?
Neyse, liderliğimiz sürüyor olması lazım. Çünkü 2 puan fark vardı ikinciyle aramızda. Buca Spor'du galiba ikincide. Bakalım, Akhisar çıkmış ikinciliğe, Buca üçüncülüğe düşmüş. İyi, bizim puan farkımız 3 ama maç fazlamız var, o kötü. Buğra Şaşmaz formda diye bir haberimiz var, çok iyi. Bu bölüm arkadaşlar 15 maç sonunda 9 gol, 5 asistle kapatıyoruz. 7.90 ortalamamız var. Bunlar hocanın bizden sezon toplamında istediği istatistiklere yakın. Yani biraz daha böyle devam edersek çok güzel olacak. Şimdi ilk 11'e seçildim, maç Buca Spor, adamlar 3. Maç eksiği var onların, sıkıntı. Pendik Stadyum'un onları ağırlayacağız bir sonraki bölüm. Beğendiyseniz like bekliyorum, sonraki bölümde görüşüyoruz. Bye bye.